Orhan abi. Ne? Ne öyle kıskıs oturuyorsun ya? Merak etme, ben seni kafaya takmadım. Estağfurullah abi, takma makma meselesi değil de... ben yani bir erkek olarak seni bir konuda uyarmak istiyorum da... Aslı bizi bir yalnız bıraksın, bir dertleşelim seninle abi. Burhan abi, çok dikkat et, tamam mı? Sana bir şey olmasını istemiyoruz abi. Ne oluyor ya? Burhan abi, yandık. Almanya'dan manyak amcam geliyor. Amcam ya. Hoş geldi, beş gitti. Bahane. Selin'e kafayı fena taktı o abi. Bilmiyorsun. Abi sen yine o buradayken renk verme de silahlı falan gezer yani. Ne diyorsun sen ya? Silah milah. Abi ben uyarımı yapayım da... hani vicdan azabı çekmeyelim diye konuşuyorum. Aranızdaki muhabbeti duyarsa delirir. Takmış kafayı Selin'e. Kaybedecek hiçbir şey yok o adamın. Çeker vurur vallahi billahi abi. Ne diyorsun sen ya? Gürbüz oğlan. Kafaya mı alıyorsun beni? He? Lan abi. Anlatamıyorum galiba. Boru değil, aşiret reisi herif. Aşiret. Anladın mı? Vallahi delinin teki abi. Kapı gibi. Benden iri olmasın. Yani çeker vurur abi. Sen beni dinle bak. Ne diyorsun sen ya? Sözümü bulandırıyorsun. Aa, Burhan abi. Siz annemle aktara gitmeyecek miydiniz abi? Ben onu unuttum ya. Biraz kafam karışık da. Bir şey soracağım. Bu Volkan benimle niye kafa buluyor ya? Kafa mı buluyor? He. Yok sizin bir amcanız varmış da... bu Selin'e takıkmış da böyle silah milah falan taşıyormuş. İşte İmdat amca. Adı da İmdat mı? Aynasını. Bir aşiret reisiymiş de bilmem neymiş de... İstanbul'da hangi aşiret acaba? Şimdi hayır, bu babamın baba bir, anne ayrı kardeşi. Anlatabiliyor muyum? Aşiret de kendi memleketini, yani doğu tarafları. Şimdi bu dedemin anladığım kadarıyla gayrimeşru çocuğuymuş. Evet. Sonradan nüfusa yazdırıyorlar falan, öyle karışık işler var yani. Zaten amca dediysem öyle yaşlı amca değil. Bizim yaşlarımızda. Fakat... maalesef. Gelebilirsin, gittiler. Nasıl olmuş? Güzel de Volkan, bir şey söyleyeceğim. Bu adam senin Volkan olmadığına inanacak mı? Ya Aslı, bir terslik olursa da orada sen devreye giriyorsun işte kızım. Ben ufak ufak geçeyim Selin'e. Geç geç, Burhan gelir şimdi, Damla. Gelsin gelsin. Selin yerine imdatla tanışacak değil mi? Acı hatıralar olacak. Aslı, arkamda aşiret varmış gibi gözüküyor mu? Ya Volkan, bir şey söyleyeceğim. Bu aşiretlerin böyle kendi içinde daha mantıklı kuralları yok mu? Hani böyle işte namus, şeref falan gibi. Bu senin arkandaki nasıl bir aşiretmiş acaba? Manyaklar aşireti. Ben geçiyorum. Havaya gireyim. Adında... Madın dağı dumandır, diloyloy, diloyloy. Geliyorum Burhan Altıntop, ecelli olacağım. Diloyloy, diloyloy. Bu ne ya? Bu ne kılık böyle ya, Volkan? Ulan sen misin? Ne yapıyorsun sen? Müsamere mi var burada? Bana bir gel bakayım sana. Ben sana bak oyunlar, müsamereler ya, yapacağım. Ya oğlum adam. Hayır ulan. Ne oluyor ya? Maya mısın? Nesin sen? Volkan? Selin nerede? Volkan değil, imdat diyeceksin. Selin değil, Selin yenge. Anladın mı oğlum? Ayrıca senin için acısız bir ölüm düşünüyorduk ama... manyak diye bir kelime zikrettiğin için...
acısı bol olarak yapacağız. Ya nasıl yani? Kim? Bizzat ben birinci çoğul olarak kendim yapacağım. Ne biçim konuşmalar ya bunlar? Ha? Nasıl konuşmalar ya? Nasıl konuşuyorsun sen Volkan? İmdat oğlum, imdat. İmdat'ın dediği anlaşılmaz. Anlamadın mı? Çünkü imdat'ın dediği yaşanır. Anlıyor musun oğlum? Buran oğlum. Ben doğa olay gibiyim oğlum. Benim dediğim yaşanır. Anladın mı? Sadece toprağa gideceksin. Buran oğlum, korkma. Sonra üstüne su yürüyecek. Çiçek olacaksın. Çiçek açacaksın. Buraya kadar olanı güzel değil mi? Sonra o çiçeğe bir arı konacak. O arı ben olacağım. Yani biz olacağız. Hesi orada bile seni rahat koymayacağız. Burhan, doğduğuna pişman edeceğiz. Özün bitse de o arı seni didikleyecek. Didik didik didikleyecek lan. Anlıyor musun? Delirdin mi Volkan sen ya? Bu nasıl konuşma böyle? Ne Volkan'ı lan? Amcasıyım ben oğlum, imdat adam. Anladın mı? Benim yeğen biraz bana benzer. Yıralar, çayın içme. Yani fizik olarak benzer. Tonton çocuktur, hoş çocuktur. Severim keratayı ama... aramızda büyük farklılıklar var, anlıyor musun? O biraz böyle yumuşak kalplidir, ana kuzusudur. İnsanları sever. Dokunmazsan bir şey demez. Rahattır. Bize benzemez yani. Ama Kur'an altın top. Sen de takdir edersin ki barut kokusuna alışınca insan pek normal olamıyor. Anladım ulan! Seni anana babana şikayet edeyim de gör. Ne bu ya? Hiç ikna edici değil yani. Lan! İfat abla ya da Tahsin amca var mı? Yok ama Volkan var isterseniz. Sertaç oğlum, bunlar hocayı değiştirseler de bir şey olmaz lan. Takım da heyecan kalmamış oğlum ya. Yıldız 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 nereye kadar abi? Takım oyunu oynamak lazım. Tabii oğlum. Ay çağırayım diyeceğim ama telefonda. Ne vardı? Ya istemez. Ya bu sizin bir amcanız var. Eyvah amcanız. Ya da imdat da olabilir. Ya o adam şimdi Selin'in evinde sürekli tehdit ediyor. Arı olurum bir yerine sokarım diye. Nasıl edeyim biliyor musun? Böyle bir şey olamaz. Sürekli tehdit ediyor. O amcanız sizi. İmdat amcam burada. Ha, biz evde yokuz. Ne olur ya. Biz evde yokuz. Aslı, ne olur. Biz evde yokuz. Seni yanıltmasın oğlum. He? Oysa gözlerimizin içine baksaydın vahşi hayvanın pırıltısını görürdün Burhan. Ölümlerden ölüm beğendireceğiz sana şimdi yani. Sadece öldürecektik ama öyle farklı uygulamalar da istiyor gibisin ha Burhan. Yazık Selin'in evi kan lekesi olacak ha. Böyle konuşma ne olur böyle konuşulduğun zaman. Kes lan. Yürüzü. Yürü lan. Nereye? Yürü lan. Yürü konuşalım bunları. Ne olacak? Sertaç oğlum, bunlar hocayı değiştirseler de bir şey olmaz lan. Takımda heyecan kalmamış oğlum ya. Gökhan Bey. Yıldız, yıldız, yıldız nereye kadar abi? Takım tamam, oyunu onu bak. Bu kadarcık mıydı? Bu kadar. Çok teşekkür ederiz. Ücretiniz hesabınıza yatacak. Peki hangi kanalda yayınlanacak bu kamera şakası? Kahvaltın büyük Burhan oğlum. Yengene göz dikmişsin. Burhan.
dikkat ettin mi? Ha? Gider ayak. Sana hala iyilik yapıyorum. Yani rahmetli olacağın için biraz sonra, öleceğin için. Gider ayak, hani yabancı kalma. Yengen diyorum ki, hani seni kardeş mertebesine yerleştiriyorum bir nevi yani. Ben sizin adetlerinizi bilemiyorum İmdat Bey. Yani benim Selin'le sadece komşuluk... Selin yenge lan! Ha, Selin yengeyle benim sadece bir komşuluk ilişkim var. Karşılıklı oturup konuşuyoruz. Başka hiçbir şey yok yani. Ulan oğlum, ulan oğlum. Biz sana mı inanalım, he? Yoksa İstanbul'dan Almanya'ya kadar gelen haberlere mi inanalım oğlum, he? Lan bütün aşiret bunu konuşuyor lan. Eşimiz, dostumuz var oğlum bizim. Şimdi biz seni affedersek, öldürmezsek... bize insanlar ne der oğlum? Racon bozulur oğlum. Ben nasıl gezeyim lan haber şıtırasede, he? Dedikodu çıkarmışlar aşiretten arkadaşlar. Benim anladığım kadarıyla bu. Eğer bir şey olursa ben İmdat Bey... ben faydası olursa onlarla da konuşabilirim yani. Senin ağzın nedir lan Burhan, he? Koskoca töreyi biz değiştiremedik. Senin gibi akıntı çağınızı mı değiştirecek lan? Laf çıktıysa ağızdan bedel öderir Burhan. Affedin beni İmdat Bey, kusura kalmayın. Vallahi bir hata varsa kusura kalmayın. Lan namus davasında af olur mu lan Burhan? Ayağınızın altını öpeyim İmdat Bey, ne olur. Ben bir hata yaptıysam özür dilerim. Benim memlekette çok yaşlı annem var, babam var. Eğer benim öldüğümü duyarlarsa çok kötü üzülebilirler ya anam. Diz çok lan! Çok... Ne yapayım ben? Yani bu şey anlamında mı? Yani dua etmek anlamında mı? Yani son dua mı? Bu ölmeden önce son dua mı? Bu ne anlamda? Ne? Lan buranın altın topu oğlum. Kilise mi oğlum burası son duamamda? He? Oğlum bu af dilemek lan. Pişman olduğun için çöküyorsun. Bizde adettir bu. Bizde bunun adı... çökertme. Çökertme mi? Ha, çok güzel. Ha. O zaman ben af dileyim. He? Yok pardon, özür diliyorum ama karışmak gibi olmasın ama... yani biz iki medeni insan olarak bunlara karşılıklı konuşabiliriz. Şimdi gideriz bir hamburger yeriz, ondan sonrasında sohbeti dalarız... ondan sonrasında her şey çok gevşer. Ya, salatası yapma lan bize Burhan. Sen önce çökertmez türküsünü söyle bakayım. Türkü mü? Bizde adet böyledir oğlum. Bir suç işlediğinde çöküyorsun. Sonra çökertmeyi söylüyorsun. Yani çöküyorsun, çökertmeyi söylüyorsun. Belki böyle güzel hisli söyleyip... içini, pişmanlığını iyi bildirebilirsen ağaya... ağa seni affediyor. Anlıyor musun? Söyle lan! Nasıldı ki o birden heyecan yaptık, bir şey aklıma gelmiyor. Çok ertmeden çıktım da halilim. Aman yolum selamet. 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 Ayda İbrahim en oldu. Çok ertmeden. Ben buna kadar bilebilirim. İyiydi ama yani en azından Ali Kırca kadar var. Pardon efendim. Bir daha söyle bakayım. Çok erdemedim, çıktım da halilim. Aman yolum selam. Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden. Eteklerinde... Tık nefes oldu. Buran oğlum. Değiştir başka. Hemen şu an düşünüyorum. Her yer karanlık. Pürnut mevkilerden geliyor adamın sesi. Lan dur dur lan dur, korku filmi gibi lan. Allah Allah. İçim bayıldı lan. Buran oğlum. Başka? O zaman başka bir şey düşüneyim. Gülü bir gün, seni her gün. Gülü soluncaya dek, seni ölünceye kadar seveceğim. Ben bildiklerim hepsi bu kadar. Burhan, başka marifeti yok mu senin? Nasıl bir şey arzu ettiniz? Nasıl bir şey aklınızdan geçiyor? Bana söyleyin, ben onu yapmayayım.
Senin için bir tek şey duydum. Mutfağı iyidir diyorlar. Böyle kuru kuru gider mi lan? Ben bu sabah hemen size bir şeyler hazırlayayım. Benim gerçekten mutfağım çok iyiydi. 5 dakikada toparlarım. Ha, iyi o zaman oğlum. Sıra gecesi. Sıra gecesi mi? Ha. Sıra gecesi Burhan. Yani böyle şarkı, türkü, ikram. He? Bakalım gecenin sonunda benden not alacak mısın? Yoksa sıra sana mı gelecek? Ne sırası? Allah sıralı ölüm versin cümlesine geçtiği gibi. Ne isterseniz ben onu yapabilirim efendim. Nasıl bir arzu ederseniz onu yapabilirim. Vallahi. Bu böyle olmaz Burhan. He? Kambersizliğin olur mu oğlum? Alo. Sertaç kardeşim nasılsın? İyi. Öyle bir gel bakayım bize. He? Senin yengenin evindeyiz. Burhan kardeşimiz düşündüğümüzden daha maharetli, iyi bir arkadaşlıktı ya. Tahminlerin ötesinde Sertaç. Gel. Sağ olun efendim. Beni tanıdıkça daha çok seveceksiniz. Açılırım ben yani. Başına indim annem ağlıyor. Aman gülüm canım gülüm. Aman gülüm. Gurbet ele indim bülbül ağlıyor. Gurbetime annem beni gurbet ele gönderdi. Aman güzelim canım bay bay. Anam güzelim canım bay bay. Vay 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 vay. Bravo lan Burhan, sende iş var vallahi. Yalnız bak o şeyi yanı söyledin. Anam beni kurbet ele gönderir, vay vay diyeceksin. Bay bay diyorsun lan, anan İngiliz mi lan? Türkiye'de bay bay olur mu lan? Fena değil, değil mi abi? Yani daha iyi olur ya. Sertaç kardeşim da buna biraz böyle sesinde bunu bir şey eksik, bir şey eksik. Acı eksik sesinde. Sen isot getir demiştim, Sertaç getirdin mi lan? Getirdim İmdat abi, aynen söylediğin gibi. Şimdi bundan biraz yesin, daha acıklı, daha güzel söyler ha, ye lan. Yalnız ben acıyı yemin mideme çok rahatsızlık veriyor. Lan! He? Lan! Hıyar! Lan! Sen benim lafımın üzerine laf mı söylüyorsun lan? Ayaklarıma kapandın, özürler dilerdim seni. Şimdi böyle bir ortama geçmişiz, sen şimdi benim ikramımı reddediyorsun lan! Yok ben Sertaç Bey'e söyledim. Size söylemedim, Sertaç Bey'e söyledim ben ama. Yürü! Yiyeyim mi? Versene. Bu da bayağı acı değil mi? Ben hızlı hızlı yutunca pek şey olmuyor ama dudaklar bayağı faşır faşır ötüyor şu anda. Acayip. Doğanın bir nimeti oğlum, oku bak. Gül başına indim bülbül ağlıyor. Gül başına indim bülbül ağlıyor. Şöyle oğlum, yanık yanık oldu, anladık sıra gecesinde olduğumuzu ya. Ya alem çok güzel değil mi Sertaç? Keşke Taceddin kardeş de burada olsa diyordum. Annesi izin vermemiş abi. Yavaş lan manyak. Ey canım, ey canım. Ölü başına yine indim. Burhan. Efendim. Değiştir. Göl başına, sürekli göl başına iniyor. Oğlum değişti, başka bir yere git, Çamlı'na git, başka şey yok mu ya? Ona Tarkan'dan oku lan o zaman. O zaman Tarkan'dan. Tarkan'dan. Kılı oldum abi, kılı oldum abi. İşte kuzu kuzu geldim, yine ince tapaktan yedim aman. Dudu geldi, o da geldi, hepimiz yedik. Unutmamalı o güzel günleri. Anılarda saklamalı. Ya Burhan sen git bize buz getir, tamam çok güzel ya. Oğlum daha popüler bir şeyler söyle ya. Daha popüler. Şimdi söyleyeyim o zaman. Başlıyorum. Benim için ne yapardın? Ayazlamaya atardın. Benim için ne yapardın?
ayazamaya atardın. Ne bileyim ben. Ama ne bileyim ben. Abi bir de dansöz olsaydı keşke. Dansöz. E Burhan oynar. Çüşerdik canım. Sen bize çüş mü dedin lan? He? Hayır. Lan sen bize çüş mü dedin lan? Ulan canının diyetini bağışlayacağız şurada. Anam babam yaşlı avukamdan ağlar dedim. Bizi şefkata getirdi. Şimdi kalkmışsın bana nankörlük mü ediyorsun lan? Almanya'da helva kaynıyor. Soğudu bile hala sen burada. Bu da aşiretler bekliyor. Sen burada bana çüş diyorsun ha? Ya, tamam ben ne istiyorsanız hemen yapabilirim. İsterseniz çayda çıra oynayabilirim. Bizim yörelerin çok güzel oyunları var. Hepsini icra edebiliyorum. İsterseniz yapayım. Bence direkt Zenne'ye bağlayalım abi. Oryantal. Oryantal mi? Vay aklına bin yaşa Sertaş kardeşim, uzun yıllardır yaban ellerde şöyle güzel bir oryantal hasret kaldık ya Burhan. Hadi bir oyna da görelim ya Sertaş, çaputları getirdin mi? Yalnız ben belki beceremeyebilirim İmdat abi. Çünkü ben geçmiş hayatımda benim oryantalle ilgili tecrübem olmadığı için yapamayabilirim yani. Burhan sende o potansiyel var ya, sen güzel bir kardeşimsin. Kendini böyle kısıtlamayacaksın ya. Haydi al şunları git bakayım. Git de gel hadi. Hadi lan. Lan Burhan. Merhametime güvenip kaçayım diye bir sanrıya kapılmayasın lan sakın. Tüm aşiret kapının önünde kalaşnikovlarla bekleyin lan. Vallahi bak onlar benim gibi değil, taş kalbidir sıkarlar lan. Abi süper malzemeymiş yalnız ha. Oğlum acıyorum da lan. Fakat çok komikmiş bu durum ya. Bitiremiyorum vallahi. Abi yalnız Aslı abla beni kapıda yakaladı. Dedi ki bir zam işi vardı. Unutmasın dedi abi. Oo deyip kendine kendine ya. Hayret bir şey ya. Aferin oğlum. He Burhan aferin lan. İyi hazırlanmışsın ha. Şimdi böyle hem çal hem söyle bakayım. Pek olmuyor değil mi İmdat? Yani oynamak mı istemiyorsun yani figürlere? Böyle kendini vermiyorsun. Herhalde ruhunda yok yani. Oynamak istemiyor. Yok canım benim ruhumda var. Yani ben eğer olmayan bir şey varsa bana hemen söyleyebilirsiniz. Ben düzeltebilirim. Yani Burhan oğlum. Yani böyle içinden gelecek anladın mı? İçin böyle ruhun kutlanacak. Oysa sen böyle yani için için ölmek istiyormuş gibi oynuyorsun. Canım ben ölmek istemiyorum. Ben ölmek isteyen bir adam değilim. Benimle mesela Luna Park'a gidin, bowling'e gidin. Yani o zaman beni daha iyi anlarsınız. Lütfen. Ulan oğlum o zaman yansıtacaksın değil mi bunları dansı? Bizim oraların böyle havası gibi böyle file file sacak o figürler. O isotu gibi alev alev yanacak. Nehirleri dereleri gibi gürül gürül olacak. Kendini dansına vereceksin yani. Bunları yansıtacaksın figürleri değil mi ulan? Oyna lan! Oyna lan! Kafayı kullan lan, kafa. Ya bu yaştan sonra bana karımı yaptıracaksın. Lan kafayı kullan. Oh,
Tanrı'ya meselesi var. Siz beni öldürmeseniz de ben böyle de bir sarnetelim. Ölebilirim ya. La Burhan oğlum ne figürler var sende. Bak isteyince yapıyorsun ya. Biz de geç kaldık ha. Aşiret bekler. Fak fak kalkalım. Manyaklar aşiretim abi. Tamam lan sulandırma artık lan Sertaç ha. Burhan kardeş. Efendim abi. Biz kararımızı verdik. Evet abi. Burhan kardeş biz seni öldürelim. Aman abi niye öyle düşündük şimdi sen? Ben şaka yapıyorum lan. Burhan kardeş. Efendim abi. Bundan sonra Volkan yeğenime saygıda kusur etmeyeceksin. Anladın mı? Boş para isterse vereceksin. Benim hesabıma yazacaksın. Estağfurullah tabii. Ayrıca aslı yeğenimizi kendisini pek sevmem ama böyle biraz bize mesafeli durur, uzaktır ama sonuçta yeğenimizdir, konumuzdur. Ufak bir zam meselesi varmış. Onu da sen halledecekmişsin. Onu da hallet, değil mi? Tabii ki. Peki ne kadar zam yaparım? Vallahi mümkün olduğunun en işte az miktarı, en ekonomik miktarında neyse onu yapın. Ayrıca Burhan kardeş bak bu işin şakası yok bir daha. Selin yengene asıldığını falan duyarsam iki elim kanda olsa gırtlağına yapışırım Burhan. Ya canım mümkün değil. Mümkün değil. Ayrıca buraya geldiğimizi İffet yenge ile Tahsin baba bilmeyecek. Anladın mı? Atmaca gibi geldik, Şahin gibi gideceğiz. Tamam canım. Bende şeyde bir sır olarak kalır. Ulan canımlı manımlı bana konuşma lan. İki tane şey yaptık diye lan. Özür dilerim efendim. Bir anda ağzımda fırtı çıktı. Nereden çıktıysa çıktı artık. Dikkat edeceksin ağızdan çıkanlara tamam mı Burhan? Tamam. Ayrıca dedikodu yapmayacaksın İffet ablayla. Ayıptır erkek adama yakışmaz. Büyük günah lan. Tamam tamam tamam. Kesinlikle olmaz. Ha. Hadi kalkalım o zaman Sertaç. Bismillah. Ulan kardeş. Bak bu silahların bir özelliği vardır. Bunlar göründüğü sahnede mutlaka bir kere patlar. Ama sana bir ayrıcalık tanıdık. Silahlarımızı patlatmadık. Sen de bizi üzme tamam mı? Sözlerinde dur. Çok teşekkür ederim. Layık olmaya çalışacağım efendim. İnşallah. Burhan kardeş. Bak kardeş diyorum ilgini çekiyor herhalde anladın değil mi? Layık olmaya çalış ama sözlerine durmazsan daha önce konuşmuştuk değil mi? Önce toprak olursun. Ondan sonra toprakta suyla yürüyen çiçek. Ben de sana kalan arı olurum. Tamam mı? Hadi, hadi sağlıcakla. Sağ ol. Sen dursun. Lan herif bitti be. He? Sertaç bitti herif oğlum bitti. Neyse sen şimdi şu lifeyi al. Ha, Feruk. Parayla kiraladık oğlum hemen yetiştir bunları tamam mı? Tamam abi görüşürüz. Belanı vermesi Sertaç ne yapıyorsun lan? Lan ödüm patladı hayvan herif ya. Aslında korktum abi. Defol git lan. Belanı vermesin. Silah ata ata gideyim. Manyak! Manyak! Sen nasıl kimlerin arasına düştün Burhan? Bunlar nasıl insanlar? Sen böyle bir kalitede bir insan mısın? Serhoşlar mez oldun Burhan. Altınizade'den sonra